Ev kazalarında kişiler özellikle bayanlar ve çocuklar tarafından oluşturulmaktadır. Öncelikle çocuklarımızı delici, kesici aletlerden uzak tutmakta fayda vardır. Evimizdeki bıçakları, jiletleri, camları, bardakları çocuklarımıza ulaşamayacağı veya ulaşabileceklerse eğer kilitli dolaplarda tutmakta fayda vardır. Özellikle kadınlar yemek yaparken, salata falan yaparken bıçakla ellerini kesmektedirler. Böyle bir durumda ne yapılabilir? Özellikle böyle bir durum olduğu zaman kesilen yerin direkt üstü, direkt elimizin avucumuzun içiyle veya temiz bir bezle 5 dakika elimiz kaldırılmadan tampon yani bastırmayla kanama durmaktadır. Bu yüzeyel kesi ise eğer, derin kesi ise aynı şekilde üzeri avucumuzun içi veya temiz bir bezle 5 dakika ile 10 dakika arası bastırarak kanamanın durmasını beklememiz gerekmektedir. Kanama duruktan sonra üzerine bir bezle sarılarak en yakın sağlık merkezine gitmemize fayda vardır. Ama kanama durmadı, kanama devam etmekte. Bunu yine ne yapacağız? O zaman tampon turnike şeklinde bir uygulamamız var. Yara yerinin hemen gerisini bir turnike ile sararak düğüm yapmadan kanamanın durdurmasına yardımcı olabilir. Ama bu pek tavsiye etmediğimiz en son çare olarak başvurduğumuz bir çaredir. Kesi olduğunda genelde parmağımız kanamayı durdururuz ve elimizi kalbimizin hizasından yukarı doğru kaldırarak bu şekilde kanamanın durmasına yardımcı olmaktayız. Kopan parmak veya uzuvda ise genelde kopan uzvu bir buzlu poşetin içine koyup o buzlu poşeti de başka bir buzlu poşetin içine koyarak en yakın sağlık merkezine ulaştırmaya çalışmaktayız. Ne kadar hızlı bir şekilde sağlık merkezine götürürsek uzvun kurtulma olasılığı o kadar yüksektir. Bugün tıbbın geldiği ve ulaştığı yer açısından yapılamayacak şey yok denecek kadar azdır. Yani kol nakli ne kadar tıp gelişmiştir. Kesinlikle kopan uzvu bırakarak tıp merkezine gitmeyelim veya işte sağlık merkezine gitmeyelim. Beraber hastamızla beraber gitmemizde fayda var.